Müslümanları lütfedip birbirlerini dinlememeleridir. Bizim tarihimizde de, yani Müslümanların tarihinde de yaşanmış acı olaylar var. Ve bu acı olayların da, yani geçmişte mesela ehli hadisle mutezile arasında çıkan problemler gibi, bu acıların en büyük temel sebebi bunların oturup birbirlerini dinlememeleridir. Yani birbirlerini anlamaya çalışmamalarıdır. Bugün de öyle. Müslümanlar birbirlerini anlamaya çalışmaktan daha çok birbirlerini ilzam etmeye, birbirlerini susturmaya çalışıyorlar. Aslında şöyle bir kafa kafa verelim, birbirimizi anlamaya çalışalım, empati yapalım, kendimizi muhatabımızın yerine koyalım, ben onun yerinde olsaydım nasıl düşünürdüm, hangi tercihte bulunurdum gibi böyle birbirimizi anlamaya yönelik çaba sarf edersek problemlerimizin önemli bir kısmını çözeriz. Şu anda en büyük eksiklik bu. Bu bir. İkincisi, şu anda zaman zaman bir kısım Müslümanlar şiddet kullanıyorlar. Ve ne yazık ki bu şiddeti kendi aralarında, yani Müslümanlara karşı da kullanıyorlar. Bu şiddetin bir defa bitirilmesi lazım. Yani kimsenin din adına başkalarına şiddet uygulamaya kesinlikle hakkı yoktur. En temel problemimiz bu. Bu şiddet dilini, şiddet yöntemini geriye attıktan sonra birbirimizi anlamaya çalışalım dediğimiz zaman göreceğiz ki aslında çok fazla bir problem yokmuş. Bir de biraz şuna dikkat etmemiz lazım. İslam dini tek her konuda tek bir çözüm üretmez. Bazen hakikat taaddüt edebilir orijinal tabiriyle. Yani birden fazla doğru olabilir. Belki Suriye'de şu doğrudur, Türkiye'de bu doğrudur, İran'da da başka bir şey doğru olabilir. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak insanları tek tipleştirmeye kalkışmamalıyız. Yani herkesin zihni benimki gibi olsun, herkes benim gibi düşünsün, benim saygı gösterdiğim falan zata herkes saygı göstersin. Herkesin böyle bir zorunluluğu yok. Müslümanların neye zorunluluğu var? Herkes Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul edecek. Herkes kendi gücü nispetinde, imkanları nispetinde ona benzemeye çalışacak. Onun izinden gitmeye çalışacak. Bunun dışında birbirlerine kendi yorumlarını dayatmaya kimsenin hakkı yok. Herkesi hoş görecek. İşte hoşgörü de bu zaten. Herkesi olduğu gibi hoş görmek. Yoksa sen de gel benim gibi düşün ki seni hoş göreyim. O zaman hoş görmene gerek yok ki. O da senin gibi oluyor zaten. Bu şekilde biz hangi konularda asgari müştereklerimiz var, onlar üzerinde bir araya gelelim, gerisini boş ver dediğimiz zaman problem çözülecektir. Bir de ciddi bir şekilde bunun problem olduğunu anlamamız lazım. Maalesef bunu kabul edemiyoruz. 1,5 milyar, 1,7 milyar İslam alemi var, Müslümanlar var. Ve Müslümanlar kendi problemlerini çözmek için gidiyor Amerika'nın, Rusya'nın, şunun bunu ayaklarına kapanıyor. Zillet olarak bu Müslümanlara yeter. Aslında düşündükleri zaman nasıl bir zillet içerisinde olduklarını görürler. Zaman zaman biz kolaycılığa kaçıyoruz. Müslümanlar arasında böyle bir takım şiddet eylemlerine kalkışanları diyoruz ki işte başkaları oyuncağı olmuş, başkaları onları kullanıyor. Kendimizi kullandırmayalım kardeşim, ne zorumuz var? Kendimizi kullandırmayalım yani. Biz kullandırmaya müsait olduğumuz zaman herkes bizi kullanmaya kalkışır. Herkes kendi işini yapıyor. Şeytan şeytanlığını yapar, düşman düşmanlığını yapar. Ama biz de kendi işimizi yapalım, kardeş olduğumuzu bilelim ve kardeşlik hukuku içerisinde ilişkilerimizi sürdürmeye çalışalım. O zaman kimsenin gücü bize yetmez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminler kardeştir diyor. Yani Hanefiler kardeştir ya da Şafiler kardeştir ya da Şiiler ya da Sünniler kardeştir demiyor. Müminler kardeştir. O halde biz kardeşlik hukukunu bütün müminlere karşı dikkate almalıyız. Yani hangi mezhepten olursa olsun kendisini mümin olarak tanımlayan herkese karşı kullanmak zorundayız. Kuşkusuz insanlar kendi meşrebine, kendi mizacına, kendisine daha yakın hissettiği insanlarla sosyal hayatını daha dar alanda da yaşayabilir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Kimse diyemez ki niye sen daha çok falancalarla oturup kalkıyorsun, niye daha çok falanca hocayı gidip dinliyorsun diyemez. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Ancak diğer müminlere karşı da kardeşlik hukukunu kesinlikle dikkate alacak. Bu tek tipleştirme, tek doğruculuk din adına bizim başımıza epey sıkıntılar getirdi.